Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sedat. Yeni bir videoda yine beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşım Hüseyin var. Zaten artık onu tanıyorsunuz. Onun da YouTube kanalı var, Polonik Official. Takip etmek isteyen arkadaşlar da abone olup Polonya'yı da takip edebilirler. Arkadaşlar, bu videomuzda en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan Polonya'ya çalışmak için nasıl gelebiliriz sorusunun cevabını vereceğiz bugün Polonik'le beraber. Türkiye'den çok fazla mail geliyor, çok fazla telefon geliyor, Discord'a gelen soran oluyor, videoların altına yorum yazan oluyor. Yani Türkiye'den buraya ne şekilde çalışmaya gelebiliriz demeden önce kanalımıza hala abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olun. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Like atan elleriniz dert görmesin. Ama yine de hatırlatayım. Videoyu şimdiden beğenirseniz, abone olduktan sonra da o çana tıklarsanız yayınladığımız tüm videoların bildirimleri artık size ulaşır arkadaşlar. Evet, hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk Sedat. Kahvelerimizi aldık. Evet. MC Donald'dan. Kahvelerimizi içelim. İçelim aynen. Şu anda McDonald's'ın otoparkındayız. Piaseczno'da. Piaseczno, Varşova'ya yaklaşık 10 kilometre var mı burası? Yani merkezi 20 kilometre. Aynen. Varşova merkeze 20 kilometre. Oturduk, dışarısı eksi 5-7 derece arası oynuyor. Biz de arabanın içindeyiz. Daha sıcak. Aynen, kahvemizi içiyoruz. Şimdi nasıl gelebilirler derken, sonuçta biliyorsun buraya gelebilmek için çalışma izni çıkarması lazım. Tabii. Çalışma iznini siz çıkaramazsınız. İşveren çıkarabilir. İş sahibi olan kişi çıkarabilir. Onun için de burada bir tane iş bulmanız lazım. Peki şunu sorayım. Genelde bana sorular hep şu şekilde geliyor. Abi işte ben şu mezunuyum. Veya abi benim şu mesleğim var. Döner ustasıyım, kasap ustasıyım, bahçıvanım, ne bileyim mühendisim, ne bileyim doktorum. Yani her mesleği olan Almanya başta olmak üzere yine aynı şekilde Polonya gelebiliyor mu? Belli kriterleri var. Nedir bunlar abi? Şimdi mesela yeni mezunsunuz. Yeni mezun olanların bir eksi yanı var. Çünkü rekabet çok fazla. Tecrübeniz yok. Şimdi yurt dışından birinin size sponsor olma ihtimali çok düşük. Tecrübeniz olmadığından. Kendilerinin iş mi bulması gerekiyor? Bulması gerekiyor, evet. Ama bu da rekabetten dolayı şanslarını çok düşük yapıyor. Çünkü yeni mezunsun. Halihazırda Polonya... Hiç tecrüben yok. Hiç iş tecrübesi yok. Halihazırda zaten Polonya'da, Almanya'da Almanya vatandaşı, Polonya vatandaşı olup çalışma iznine ihtiyacı olmayan, üstüne Almanca, mesela Almanya'dakiler için Almanca, Polonya'dakiler için Lehçe bilip üstüne zaten İngilizce bilenler olduğundan dolayı zaten sen coğrafya kader midir diyeceğim artık bilmiyorum. -2 başlıyorsun zaten. Hani bunu bilin, bunu düşünün. Onun için hani birinin size sponsor olması çok düşük bir ihtimal. Ha, şans mıdır? Belki staj programlarına başvururlar öğrenciler. Belki hani kabul alabilirler ama en güzel yol üniversite öğrencileri için Erasmus'a başvurmak. Erasmus stajları var, Erasmus var, böyle aktivitelerle hem bağlantılarınızı geliştirirsiniz hem de şansınızı arttırırsınız. Mesela dedin ya, dönerci ya da bir işte uzman, kalifiye biri meslek. Değil, meslek sahibi. Ama yani. Diploması yok. Gerek yok. Alaylı yani. Gerek yok ama şimdi atıyorum ki siz iş buldunuz, size çalışma izni çıkardılar. Bir dönerci de buldunuz mesela atıyorum ki ama sizi... Size ne kadar çalışma izninin davetiyesini çıkarsalar da şimdi vize başvurusunda sizden ne soracaklar? O alanda çalıştığınız SGK geçmişiniz var mı? Yani o alanda çalıştınız mı? Kalifiye misiniz? Ya da o alanda çalışmadıysanız sizden sertifika, uzmanlık sertifikası isteyecekler. Yani bu nedir? Dönercide mi çalıştın? O alanda çalıştığına dair, o alanda uzman olduğuna dair gerekli belediyelerden ya da gerekli verilen bu kurumlarda sertifika, uzmanlık sertifikası almaları lazım. Mesela çoğu kişi yazıyor. Büyük ihtimal sana da yazıyorlardır. Abi ben işte para verdim. Bir tane paravan şirket, aracı şirket bana vize ayarladı. İşte ben geleceğim. Dolandırıcılık da çok oluyor. Dolandırıcılık da çok oluyor. Zaten bunların hepsi legal değil. Yapamazlar. Yapamaz. Zaten bunun eksi yanlarını da ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten. Atıyorum ki sen turizmcisin değil mi Sedat? Sana artık hani son haddedesin. Çalışman lazım. Avrupa'ya gitmen lazım. Sana bir tekstil fabrikasından çalışan olarak iş davetiyesi yolladılar. Sonra diyorlar ki abi ben 3. maddeden, 6. maddeden, 9. maddeden reddedim. Şimdi mesela sen turizmciysen ve tekstil alanında çalışmadıysan ya o alanda uzmanlık sertifikan veya legal olarak çalıştın, SGK geçmişin yoksa reddeyeceksin zaten. Çünkü Sedat bunu sen de biliyorsun. Bir de işveren olarak sen de biliyorsundur. Bir kişiyi işe alırken çok büyük prosesler, yani işlemler geçiyor. Ve özellikle bunu bilirsin. Almanya'da da, Polonya'da da aynı.
bir yabancıyı işe almadan önce devlet soruyor ki ya tamam sen yabancıyı alacaksın da Polonya'da Almanya'da sen birini bulamadın mı ya bu alanda çalışacak? Tabii önce zaten seni Arbeitsamt'a gönderiyor. Diyor ki oradan Almanya'da özellikle döner ustası alacaksan diyor. Önce iş ve işçi bulma kurumuna git, müracaat et. Eğer biz sana Almanya içerisinde veya Avrupa içerisinden birini tedarik edemezsek ha diyor o zaman sen diyor Türkiye'den getirebilirsin. Ki o süreçte de en az böyle kurallar bulunmakta. En az 10 kişi mesela davet etmesi lazım, görüşmeye reddetmesi lazım, onların kanıtlarını sunması lazım ki sonrasından yabancı bir ülkeden almak zorundayım diye bir çalışma davetiyesi alsın sizi. Aynen. Hadi diyelim ki aldı. Çalışma davetiyesi almak, izin almak zor değil. Sadece randevuyu bekliyorsun. Bir gün içinde çalışma vizesi çıkabilir. Ama kötü yanı ne? Şimdi burada kanıtlamış ben Polonya'da veya Almanya'da bu kişiyi bulamadım. Türkiye'den getireceğim. Şimdi siz o alanda mesela atıyorum ki turizm alanında çalıştınız. Tekstil fabrikasına çalışan olarak gideceksiniz ya da turizmcisiniz. Dönercide çalışacaksınız. Şimdi buradaki adam o kadar affedersiniz götünü yırtmış. Yani çok zorlu proseslerden çıkmış. Geçmiş size çalışma izni çıkarmış. Ama siz vize başvurusunda o alanda uzman olduğunuzu kanıtlayamıyorsunuz. Tabii ki de diyeceksiniz yani. Onun için bazı kurumlar var. Devlet kurumları. Onların sınavlarına girebilirsiniz. Uzmanlık sertifikalarını almak zor değil. Sadece bir sertifikasyon sürecinde dersler almanız lazım. 6 aylık süreç diyebilirim. Hani bu sertifikasyon sürecine göre değişiyor. Alanına göre değişiyor. Ama dediğim gibi vize başvurusunu reddedememek için burada aldığınız davetiyenin iş alanının burada aldığınız davetiye hangi alandaysa o alanda çalıştığınız veya uzman olduğunuz kanıtlamanız lazım. Ve o alandan size bir davetiye gelmesi gerekiyor. O alanda ticaret yapan, faaliyet gösteren bir fabrika veya şirketten. Yani kasapsan kasaplık işiyle uğraşan bir şirketin size davetiye göndermesi gerekiyor. Bir tekstil firmasının değil. Sonuçta bu adamlar aptal değil arkadaşlar. Anlıyorlar birçok şeyi. Dediğim gibi bu çalışma vizesiyle ilgili çok soru geliyor. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum. Seni de yakalamışken senin de fikrini almak istedim bu konuyla ilgili. Bir diğer konu da kaçak gelmeyle ilgili ne düşünüyorsun? Bu Polonya'ya Ukrayna üzerinden Türk arkadaşlar kaçak giriyorlar. Hatta ben gerçekten içim acıdı. Haberlerde izledim bilmiyorum. 4 tane Türk arkadaş Ukrayna'dan geçerken Polonya'ya yakalandı, bir şehirdi, söylemişlerdi ismini de, şehrin ismini unuttum. Avrupa'da genelde sınırlar nehirlerle belirlenmiş arkadaşlar. Polonya-Ukrayna sınırı bu şekilde, Almanya-Polonya sınırı da bu şekilde. Berlin'e girmeden önce bir nehir geçiyorsunuz. Nehrin karşı tarafı hemen Almanya sınırı. Bu taraf şey. Yine aynı şekilde Ukrayna'dan da gelmiş arkadaşlar, yüzerek bu kış gününde o nehri geçmişler. Karşıda da bunlar herhalde termal kamerayla tespit etmişler. Tabii canım, dronlar her şey var. Aynen. Polonya polisi yakalamış. Straż Granica diyorlar, sınır polisi. Gerçekten elleri çok ağırdır, ben biliyorum yani. Onun için dikkat etmek lazım. Gerçekten hani bizim polisler gibi değil. Gerçekten buradakiler izbandut gibi ve gözlerinin yaşına bakmıyorlar. Onun için dikkat edin yani. Yani benim içim acıdı. Ben arkadaşlar bir tane de video benim kanalda mevcut, işte Almanya kaçak nasıl gelinir vesaire gibi. İnsanlar orada şeyi istiyorlar. Yani bize yol göster. Biz nasıl kaçak gelmedik nasıl bilelim, o da var. Hayır. Bu zaten yasal olarak mümkün değil. Tabii bu bir suç yani. Sen bir ülkeye insanları kaçak yolla sokmak tabii insan ki, ticaretine kesinlikle girer. Ya sana bir şey diyeyim mi Sedat? Bugün sana yemin ederim 3 kişi videonun altında yorum yaptı. Kaçak olarak nasıl gelebilirim diye. Yani ben hiç o yolu bilmiyorum ki. Arkadaşlar yani bakın, birçok videoda söyledim. Tekrar söylüyorum. Şimdi Polonya'nın da fikrini alacağız. Buraya kaçak geldiğiniz zaman hiç kimsesiniz. Hiç kimsesiniz. Öyle. Yani burada Allah muhafaza ölseniz kalsanız. Kesinlikle öyle. Yani hiç kimsesiniz. Hiçbir hakkınız yok. Ben sizi burada işe alırım. Çalıştırırım. Kaçalım. Bir ay sonra da tabii. Bir ay sonra da hadi çık git derim sana. Bir kuruş da vermem. Kesinlikle. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir talepte bulunamazsın. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Ne kredi çekebilirsin, ne ev kiralayabilirsin. Ya bırak, hastaneye bile kayıt yaptıramazsın. Doğru. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Ne buradaki PESEL numarası, ne bileyim TC'ye oturma iznine yani. Bakın, bir oyun oynayacaksanız kesinlikle kuralına göre oynayın. Yani biz Polonya'ya, Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya ne şekilde gelebileceğinizi zaten söylüyoruz. Bu yollar arasında kendinize en uygun olan yolu seçin ve gelin. Kesinlikle. Ve abi bak, şunu söyleyeyim sana. Hiçbir mesleğin yok. Üniversite diploman yok. Yabancı dil bilmiyorsun. Efendime söyleyeyim. Yani hiçbir şeyden anlamıyorsun.
Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Sen bile gelebilirsin Avrupa'ya. Ya bizim ülkemiz cennet gibi bir ülke. Kesinlikle. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada Türkiye. Ve bu ne demek? Bu turizm demek. Abi hiçbir şey beceremiyorsan kaçak geleceğine git abi turizm, evet, bölgelerine. Bul bir tane kör topal. Madem o kadar kafaya koydun, madem kafanı kırdın. Bul bir tane kör topal. Anladın mı? Evlen gel baba. Geldiğinde en azından öyle, sıcak içecek çorban hazır olur. Kesinlikle. Doğru mu kardeşim? Kesinlikle. Kalacak yerin hazır olur. Evlilik en garanti yok. Sosyal hakların olur. Efendime söyleyeyim. Hanımın ya da eşinin ailesi sana yardımcı olur. İş bulurlar. Çalışırsın. Hastalandığında yalnız kalmazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey yapamıyorsan. Artık hiç yani boşsan. Ya Sedat, ben Sedat, ben inanmıyorum. Bak sana bir şey diyeyim. Ne kadar ben de ara sıra kötülesem de Türkiye'deki ekonomi durum falan. Ya ben Türkiye'de aç kalacak birini tanımıyorum. Bizde iş seçiciliği var yani. İş yok diye bir şey yok. Hani tamam belki anlıyorum, paranın değeri düşük. Ya onları tamam. Bak her ülkenin artıları eksileri var. Ben o konuya girersek şimdi hiç çıkamayız. Yani. Anlatabiliyor muyum? Kaçak gelmenin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Ben her zaman kaçak gelmeye karşı oldum. Hiçbir zaman size bunu yöntem olarak sunmadım. Yapmayın, etmeyin. Yemin ederim Polonya televizyonda TV Polska'da gösterdi. 4 tane Türk kardeşimi orada ellerini kelepçelemişler. Yarı çıplak. Orada onları görünce ya içim ezildi ya. Yemin ederim yakında olsalar basıp gidecektim. Bir de Türkiye'nin prestijine nasıl bir negatif etki ediyor? Düşünsene Türkiye'yi. Yani ben üzüldüm, içim acıdı. Onun için hiç abi bak bu işlere hiç girmeyin. Madem siz buraya gelmeyi kafaya koydunuz mu? Hakikaten. Elinizde mesleğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Abi gidin Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye. Tabii gidin canım, barlarda garsonluk yapın. Hello, you, me de. Anlatabiliyor muyum? Öpücük at, iki dans et. Anlatabiliyor muyum? Kör topal bul birini, git İngiltere'ye. İngiliz kaynıyor ya. Öyle öyle. Marmaris, Ankara Fethiye. Anlaşması da var, gidebilirler. Git İngiltere'ye baba. Gel Almanya'ya. Anlatabiliyor muyum? Kaçak geleceğine kesinlikle en azından öyle bir şeyler kesinlikle yap. Öyle. Yani kaçak gelmek son çarenin de son çaresi artık. Yani bir Türkiye'ye dönemeyeceksiniz. Ailenizi bir daha göremeyeceksiniz. Zaten deport yani edilirsiniz. Yakalanma ihtimaliniz de yüksek çünkü her yer polis kaynıyor. Sürekli kontrol edilebilirsiniz. Sonuçta şehirler arası gideceksiniz başka yerlere. Bir de kaçak olarak çalıştınız mı? Buradaki vergi dairesi bizim Türkiye'deki gibi değil. Sürekli baskınlar yapılıyor. Bunları evet iş Vulka Kososka'ya evet, bayağı yapıyorlar. Yani. Evet yapıyorlar. Hani onun için dikkat edin. Çok riskli. Yani burada hayatınız olmayacak. Ne evlenebileceksiniz, ne oturma iznine başvurabileceksiniz. Dediğiniz ya anca iltica edebiliyorlar. İlticayla da ilgili çok fazla soru geliyor oraya. Ya iltica öyle zannettiğiniz gibi hani ben buraya geldim, iltica ettim. Hani malafatı yayayım, yaşayayım. Yok abi öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? İltica edebilmen için çok ciddi problemin olması gerekiyor. Ve bunu belgelerle, ben bunun serisine öyle başlayacağım öyle. Şimdi. Oturacağım evde. Masa başında bunun videolarını çekeceğim. Bu ilticayı irdeleyeceğim. Ve anlatabiliyor muyum? İlticayı da diyeyim. Bir nevi iltica demek ne demek? Bazı kişiler bilmiyor. Yani vatanını satmak demek. Vatanını yani satmak, vatanını kötülemek. Anlatabiliyor muyum? Yani vatandaşlıktan çıkıyorsun yani. Onu diyor ki ilticaya başvuruyorsan vatandaşlıktan çıkmalısın. Aynen. Ben diyor yani Türk pasaportunu Türkiye'ye attım diyor. Yani beni diyor yeter ki kurtarın Türkiye'den diyor. Yani bu. Zannetmeyin Almancılar gibi siz BMW'nize binip tatile gideceksiniz Türkiye'ye. Aynen. Bu işler bu kadar basit değil arkadaşlar. Bu kuralları, bu kanunları ayarlayanlar, organize edenler, bu adamlar bu işin kurdu. Bir de Sedat şunu da demek istiyorum. Mesela biz biraz müzdaribiz ya, yani biz niye vize var, başkaları Avrupa Birliği'ne vize yok, Türkiye'ye vize, o kadar cefa çekiyoruz. Bak bakın sizin gibi ya da sözün meclisten dışarı böyle kaçak gelenler, böyle problem yaşatanlardan dolayı Türkiye'nin prestiji düşüyor ve bizim gibi legal yollardan Polonya'ya ya da Avrupa'ya gelmek isteyen kişilerin de önünü tıkıyorsunuz. Ve daha da zorlaştırıyorlar. Aslında siz farkında değilsiniz ama İşleri daha da zorlaştırıyorsunuz diğer Türk vatandaşları için, legal yoldan gelmek isteyenler için. Yani işin o boyutu da var. Sadece Türkiye'den değil yani Avrupa'ya, dünyanın birçok ülkesinden insanlar geliyorlar ama benim karşı olduğum şey kaçak gelmek. Öyle. Yani ben bana şöyle yani birçok Almanya'da yaşayanlarla ilgili Türkiye'de yaşayan kardeşlerim şöyle düşüyor. Ya kendi gitmiş götü kurtarmış. Oradan ukala ukala konuşuyor. O kadar basit mi lan, gel sen Türkiye'de yaşa. Ben zaten Türkiye'de yaşıyorum. Bu bir. İkincisi, senin buraya gelip gelmemenin bana artısı da yok, eksisi de yok.
Bana artısı da yok, eksisi de yok arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Ben sadece sana şunu söylüyorum. Buraya gel. Gel ama yolunu yordumuna uydurarak gel. Düzgün gel. Geldiğinde burada rezil olma. Geldiğinde burada zorluk çekme. Anlatabiliyor muyum? Ben sadece onun derdindeyim. Yoksa ben kim gelmiş, kim gitmiş burada inanın umurumda değil. Sanki siz buraya daha az Türk gelince burası Andrei Duda sanki bize madalya mı takacak? Aferin siz göçmenlere engel. Hayır abi öyle bir şey yok. Sadece kuralına uygun gelin. Yemin ederim televizyonda o 4 tane genç arkadaşımı izledim. Hepsi de Türk. Soğukta. -7 derece şu anda dışarısı abi. Yemin ederim boxer'la sıralamışlar hayır, oraya. Hayır o gelenler bile bizi de kötü etkiliyor. Çünkü ya bizi de geçtim de Hüseyin. Oturma izni başvurularında olsun. İçim acıdı içim. Evet. Ama onlar onu göze alarak gelmişler. Almasınlar işte. Ama onu göze alacağına ben de diyorum ki git turistik yerlere kör topal sana sakal. Sana bir şey diyeyim mi? Bak, bul bir tane baba. Absürt bir örnek olacak. Türkiye sınırı açtı ya Yunanistan sınırını. Evet. Suriyelileri saldılar. O kadar çok Türk yazdı ki abi ben pasaportu yırtacağım, kimliği yırtacağım, Suriyeli gibi geçeceğim. O kadar Türk var ya bana yazıyorlardı olur mu abi? İltica konusu zannettiğiniz kadar basit ve kolay değil arkadaşlar. İltica çok ciddi bir mevzu. Bu insanlar da salak değil. İltica etme durumunda olmanız için ya politik suçunuz olması gerekiyor. Yani baskı altında olacaksınız. Baskı altında olmanız gerekiyor. Daha ya can güvenliğiniz evet. olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunları da öyle ben geldim Türkiye'de beni öldürecek öyle bir şey yok. Belgelerle kanıtlayacaksınız. Belgen olacak elinde. Anlatabiliyor muyum? Ha yoksa atıyor seni şeye ne o toplama kampına orada mültecilerin kampında yaşarsın artık. Ne kadar dayanabilirsin. Yani 3 ay sonu 3 yılda sonuçlananı varmış. 1 yılda sonuçlananı var. 6 ay artık o şansına senin. Evet. Bir de red yediğini düşün. Türkiye'ye döndüğünü düşün. Direkt deport ediyorlar. Türkiye'ye döndüğünü düşün. Nasıl yapacaksın? Türkiye'de bunun karşılığı olacak. Tabii ki. Türkiye'de bunun hesabını soracak senden. Yani onun için hesabınızı, kitabınızı düzgün yapın arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum kaçak gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. İnanın bana içim parçalanıyor buraya kaçak gelenlere. Sedat bir de şey diyelim buraya gelmek için böyle paravan şirketlerden çalışma izni çıkartan çok kişi var. Ne bileyim 500 euro ödüyor, 1000 euro ödüyor bilmem ne. Soruyorlar. Abi ben buraya geleceğim çalışma iznini ayarladım. Ben Almanya'da çalışabilir miyim? Ya da ben gidip başka bir şirkette çalışabilir miyim? Çalışamazsınız. Legal olarak çalışma izni çıkarılan sadece o şirkette çalışabilirsiniz. Başka şirkette çalışamazsınız. Evet. İlegal. Bunu diyeyim size yani. Ha çalışırsanız kaçak olur ama şöyle de bir şey var. Size çalışma izni bir yıllı veriyorlar. Kaçak olarak çalıştınız. Nasıl uzatacaksın? Bu sefer de ne olacak biliyor musun? Size o çalışma izni çıkaran şirket diyecek ki ben sana her ay vergi ödüyorum. O verginin parasını da öde. Tabii, tabii. Sonra da tehdit edecekler. Diyecekler ki tamam çalışma izni çıktı ama 3000 euro daha ver. Yoksa direkt göçmenlik bürosuna derim. Senin vizeni iptal ederim. Ya getirdikten sonra tek bu şantajları yapsın çok önemli değil. Yapanlar da çok var. Getirmiyorlar çok ki. Evet. Çoğu dolandırıcı. Evet öyle. Ya düşünsene 10 kişiden 1000 euro aldığın 10.000 euro ne para ya? Tabii. Yani umut tüccarlığı bu yani. Onun için kesinlikle bu yollara girmeyin. Zaten hani kaçak gelecekseniz falan da Polonya'ya gelmeyin madem. Yani Almanya'ya kesinlikle, falan gidin yani. Kesinlikle. Polonya'da ne işin var abi kaçak? Zaten kazandığınız para o kadar düşük evet. olur. Yani Polonya Avrupa'nın köyü. Yani ben eğer Avrupa'ya benim hiç öyle bir içimde hevesim olmadı Avrupa'da yaşayayım falan diye de. Ama hakikaten Avrupa'yı ben kafama koysaydım herhalde ya Almanya'ya giderdim ya Hollanda'ya Hollanda, giderdim. Hollanda, İsviçre. İsveç'e falan da gitmezdim. Oralar soğuk bana göre değil ama ben mesela Almanya'ya giderdim. Almanya. Yani Almanya'ya uğraşırdım yani. Almanya biraz şey yani daha çok Almanca bilmen lazım böyle çok uluslararası değil. Çünkü o Türk var çok orada. Türk de var ama Hollanda daha güzel çünkü Hollanda'nın daha karmaşık, daha yabancılara alışık bir ülke ve İngilizce herkes biliyor. Almanya gibi değil. Hollanda'da yabancı olarak daha rahat edersiniz. İngilizce. İngilizce. Onu bilmiyorum amirim. Vallahi durumlar bu şekilde arkadaşlar. Arabada oturduk. Bu konuyu bir sohbet ortamında size de anlatalım istedik. Umarım bu video işinize yarar. Çalışma izni kısaca Polonik özetledi zaten ne şekilde çalışma izniyle buraya gelebiliyorsunuz. Yine sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazarsınız. Biz elimizden geldiğince cevaplarız. Ama benim için bu videoda çalışma izninden ziyade asıl anlatmak istediğim kaçak gelmek. Gerek Polonya'ya gerek Almanya'ya gerekse Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerine. Kesinlikle.
Nereye giderseniz gidin, bugün Kamboçya'ya da gitseniz arkadaşlar kaçak olarak gitmeyin. Bir yolunu bulun ama evrak üzerinden gelin buraya. Kesinlikle. Biraz zaman harcarsınız, biraz emek harcarsınız ama eğer zaten kendinize ait bir gelecek kuracaksanız, sıfırdan bir hayat hayaliniz varsa zaten bu dili öğrenmek zorundasınız. Eğer Polonya'da yaşayacaksanız lehçeyi mecbur öğrenmek zorundasınız. Bunu da soruyorlar Sedat, diyor ki ben yeni mezunum ya da orada iş bulabilirim, inşaat mühendisliğini bitireceğim, iş bulabilir miyim? Ya diyorum ki empati yapın. Türkiye'de Türkçe bilmeyen yabancı biri, tecrübesi yok, bir şey yok, iş bulabilir mi ya? Bulamaz. Ya Türkçe bilen kendi vatandaşlarımız bile işsizlik çekerken yabancı nasıl bazı iş bulsun? Firmalar var İngilizce ile işini görüyor ama onlar da kurumsal büyük firmalar, onlar da iş tecrübesi istiyorlar. Tabii canım, 10 yıllık 5 yıllık yani anca öyle alırlar. Onun haricinde zaten kurumsala girmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Onu bırak abi, Polonya'da Almanya'da sen dil bilmeden geldiğin zaman ne iş yapacaksın ki? Ya dönerci çırağı olursun dil bilmeden, McDonald's'ta bile çalışamazsın abi. Yani onu diyorum. Onun için yani bir empati yapın. Acaba Türkiye'de Türkçe bilmeyen bir kişi iş bulabilir mi? Bulamaz. O zaman Polonya'da da lehçe bilmeyen bir kişi bulamaz yani. Yani bu Avrupalı cavurun genç işçiye ihtiyacı var. Fazlasıyla var. Ama adam diyor ki bana eğitimle lazım. Kalifiye. Bana aynen. Kalifiye lazım. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Almanya'da öyle. Mesela sen birçok video çektin. Almanya işçi alıyor aynen. gibisinden. Ama ona da başvurabilmek için uzmanlığınızı kanıtlamanız lazım yani. Sertifikalarla ya da çalışma geçmişinizle. Yani eskisi gibi değil. Daha değil. Zor. Gün geçtikçe de daha da zorlaşıyor. İmkansız da değil ama. Kafaya koyduktan sonra bir Türk'ün kafaya koyup da yapamayacağı bir şey yok. Ama legal yollardan. Ama legal yapın arkadaşlar. Bizim aklımız biraz şeye gidiyor yani, ya. Ama legal yapın. Yani kesinlikle. Boş ver abi, şu dünyaya bir kere geliyorsun. Yani gidiyorsun, orada hayatını tehlikeye atıyorsun. Kaçak geliyorsun. Ha geldim burası, şu anda buradasın hani yani. 3-5 kuruş kazanacağım diye hani zannediyor ama sonradan cebinden o kadar çok para çıkıyor ki. Türkiye'de olsa daha iyi aslında. Ya işte ya bir de o kadar kişi de yazıyor Sedat. Diyor ki abi ben buraya geldim. Ortadayım, ortada kaldım. Ne kalacak yerim yok, ne bir şey götürdüğüm yok. Neler neler ya. Eğer sen hakikaten buraya gelmeyi kafaya koyduysan ben ona saygı duyarım. Eyvallah. Gel kardeşim ama kuralına uygun olarak oyna bu oyunu. Evet, kesinlikle öyle. Sen 1-0 veya 2-0 başlama maça. 0-0 ve başla. Ve şunu da diyelim. Almanya, Polonya belki hani dışarıdan gözüküyor. Aa, yüksek para kazanacağım ama burada masraflar Türkiye'ye göre de çok daha pahalı. Ev kiraları, ya yaşam olsun yani. Onu da gözünün önünde bulundurun. Bunda yani. Bu birçok arkadaşım belki bizi objektif bulmayacak. Bize kızacaklar ama bunda birçok ünlü büyük YouTuber'ların da hatası var. Çünkü hep iyi gösteriyor. Aynen, özendiriyorlar. Devamlı özendiriyorlar. Hep iyi tarafını gösteriyorlar. Bir de Sedat dışarıdan görüyorlarken aa bak Sedat Hüseyin burada yaşıyor. İyi hayatı var. Evi var. Bilmem nesi var. Kendi işi var. Ama bu bir anda olmadı ki gelir gelmez. Sen yıllarını harcadın. Ben de yıllarımı harcadım. Burada ben gelirken böyle bir şey yoktu ki. Ne evimiz vardı. Valla benim burada ticaretim olmasa, biraz önce de seninle McDonald's'ta konuştuk. Benim burada ticaretim olmasa arkadaşlar ben Antalya'dayım. Söyleyeyim size. Yani ben hiçbir yere gitmem yani. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Orada çalışıyor. Ha ben tabii ki oraya 5 kuruşsuz gelmem. Elimde bir mesleğim var. Ben sonuçta bir meslek yapmışım. O senin yapmışım. Paran zaten. Yani benim en büyük param altımdaki arabam değil veya kesinlikle Antalya'daki öyle. Evim değil. Benim en büyük param öğrenmiş olduğum tecrübe diller yani. Ve yapmış olduğum mesleğim. Kesinlikle. Yani ben bugün hangi otele gitsem eğlence müdürü olarak iş bulurum. Birçok otelde operasyon müdürlüğü veya yönetici asistan olarak çalışabilirim. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yani bir alanda uzman olmak lazım. Bu size ya ben koluma altın bileziği takmışım. Evet. Bu bileziğe güvendiğim için ben kolumu sallaya sallaya Antalya'ya gelirim abi. Kesinlikle. Gelirim. Mesela buraya geldiler kaçak olarak. Kaçak olarak çalıştılar 5 yıl falan ama sen o bilezik, sen legal olarak çalıştın, bunu kanıtlayabiliyorsun. Tecrüben var, referansların var. 5 yılını harcadın, 5 yıl sanki hiçbir şey çalışmamışsın gibi elinde bileziğin olmayacak yani. Uzun lafın kısası, lütfen bize kızmayın, darılmayın. Biz burada iki arkadaş oturduk, akşam oluyor artık. Bu saatte sizler için bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dürüstçe. Tabii ki kararı verecek olan yine sizsiniz, saygı duyarız ama biz kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Kesinlikle. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar. Tek istediğim benim milletimin iyiliği. Buraya gelmeyin demiyorum, gelin ama kuralına uygun olarak gelin. Anlatabiliyor muyum? 2-0 yenik olarak başlamayın maça. 0-0 başlayın. Ve şeyde laf etmeyin. Avrupa'da oturmuş. Gel bir de Türkiye'de yaşa. Görürüm ben seni. Ben zaten bir yılın 8 ayı Türkiye'deyim. Benim bana onu pek söylemiyorlar da. Ben zaten bir yılın 8 ayı Türkiye'deyim arkadaşlar. Onun için oyunu kuralına göre oynayın.
Yine bu konuyla ilgili sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazın. Biz elimizden geldiğince zaten cevaplıyoruz. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyoruz arkadaşlar. Polonik'te ben de. Yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımız aşağıda dönüyor. Polonik'i de yine aynı şekilde videonun altına kanal linkini bırakırım. Oradan tıklayarak kanala ulaşabilirsiniz. Orada abone olup takip edebilirsiniz. Bu arada bayağı video da çektik. Onları da izleyebilirler. Yeni videolar. Biz bugün 3-4 tane video çektik. Onlar da bayağı da güzel oldu videolar. Göreceksiniz büyük ihtimal. Aynen. Onları da izleyeceksiniz. Büyük ihtimal ilk bu videoyu yüklerim ben. Nasıl istiyorsun? Ondan sonra devamı zaten gelir. Hatta bir videomuz var. Senin arabayı çektik. Arabayı tanıtım videosu. Kendi kanalımda. Bir de sınırsız oturum nasıl alınır diye bir video da gelecek. Çektik. Bir de ben araba fiyatları 2021 yılının ikinci el araba fiyatlarını çektim. Yeter diyorum, fazla da uzatmayalım. Zaten kısaltırım bu video, çok 10 dakikayı da fazla geçsin istemiyorum. Uzun bayağı güzel oldu. Konuştuk. İçimi de döktüm. En azından biri sana sorduğunda direkt bu videonun linkini at. Direkt oradan izlesin görsün yani. Çünkü gerçekleri anlattık. Öyle diyorsun. İyi bakalım. Var mı söylemek istediğin? Canın sağ ol. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Ben teşekkür ederim. Oturduk bugün, güzel sohbet ettik. Sizleri seviyoruz. Her şey bu kanal sizler için var. Özellikle ben kendi kanalım adına söyleyeyim. Avrupa'da Yaşam kanalı için tek amacımız sizlere doğru bilgiyi ulaştırabilmek. Tamamen ücretsiz rehberlik edebilmek. Kesinlikle öyle. Avrupa'daki bir dostunuz olabilmek. Umarım inşallah bizi kabul edersiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Kesinlikle. Sizleri seviyoruz. Polonya Varşova'dan selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.